Arkadaşlar bugün size sandal sefası yaptım. Tavuklu kabaklı. Mis mis, izleyin lütfen. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Bugün yine size kabak yemeği yapıyorum. Çok güzel bir kabak yemeği yapacağım. Bunu da önceden yaptığım, ilk acemiliklerimde yaptığım yemekleri birazcık tekrar ediyorum. Bir tane biberim aşırı düştü. Onu yıkayalım. Şimdi arkadaşlar bu sandal sefası. Ben iri kabak buldum mu bunu mutlaka yaparım. Çünkü çok hafif, kızartmadan yapılan bir yemek. Ben çabuk olsun diye suyunu koydum bir taraftan. Safiye geç kaldı da onu beklerken. Onu beklerken kaynadı. Bakın bismillahirrahmanirrahim. Bunları bir taraftan koyacağım. Yalnız şey, bir saniye yağımı almamışım. Tamam, kızacak. Burada da içini hazırlayacağım. Çok güzel. Biraz teferruatlı bir yemek ama emin olun değer. Bak biraz kötü gördüm orasını, aldım. Şimdi bunlar yumuşayacak. Şimdi arkadaşlar. Bunlar yumuşayacak. Şimdi buraya. Ben bugün batağım da geliyor diye biraz fazla yemek yapıyorum. Bugün iki çeşit yemek yapacağım. Biri makarnalı tavuk, biri bu kabak tavuk. Hangisini sandal sefası yayınlayacağım bilmiyorum. Ama bir tane yapacağım bugün. Onun için hazırlıklarım. Hem de başlamışken kalabalığız çünkü bu akşam iftarda. Ne yapsak kaldırır. Makarnalı olan tavuklu da çok güzel oluyor. Batuhan çok seviyor onu. Bunu belki de dinlemezse. İkisini bir yapalım. Hadi ikisini. Kolay. İkisi de çok kolay bir yemek yapıyorum bugün. Bu biraz, belki biraz uğraştırıyor sadece. Şimdi burada kabaklarımız böyle haşlanacak. Çevirdiğim şeye bakın. Ha, olmadı tabii. Bunlar biraz yumuşayana kadar haşlanacak. Şimdi soğanımız azıcık kavrulsun. Gösterdi mi koyduğunuz yağı Safiye? Hı hı. Ha? Gösterdi. Çok yağ koymuyoruz korkudan. Şimdi arkadaşlar bakın, bir göğüsten yapıyorum ben bu yemeği. Hani içini çok çok fazlalaştırırsanız da siz bilirsiniz. Hani daha çok tavuklu olsun derseniz. Ben ekonomik gitmeye çalışıyorum. Bir tane göğüs buna yapacağım. Allah'ın bereketine veriyor şu an. Emin olun bundan. Ben şimdi buna doğru yiyorum. Arkadaşlar o olurken soğuğu ben genelde böyle soğandan sonra koyuyorum. Genel herkes bilir kıymayı da öyle. Bakın o kendi sotelenirken hem ısınmış oluyor. Şimdi ben buna biraz evde var diye şimdi dondurucuda da var aslında, Antalya'da onları bir getiremedim. Bir tane de kırmızı uzun ince bir biberim vardı. İkisini de, iki biber bir tane de kırmızı biber koyuyorum. O biraz ölçü. Bilmiyorum bir tane. Sararsın. Bugün de hava bir güzel. Maşallah yani. Sabahtan sobayı yaktım, biraz nostalji yapayım diye beni mahvetti. Bunlar pişerken bunları doğrayalım. Arkadaşlar bunun altını biraz açayım da. Oynamadı çünkü. Bunlar biraz sotelensin. Şimdi biberleri koyabilirim. Yani sanki tavuk sote yapıyormuşsunuz gibi düşünün. Ama emin olun hani bazen yemek böyle gösterişli olsun ama kolay olsun, hem ekonomik olsun diyorsanız bu yemek tam öyle bir yemek. Arkadaşlar yarım yemek kaşığı salçam var. Yeter. Yani neredeyse dolacak ama çok önemli değil. Bunlar tabii ki sizin yemeğinizin azlığınızı çoktuğunuza göre ufak değişik gösterir.
buna. Benim olmazsa olmadığım para biberim yani. Koyuyoruz. Bak herhalde bu ara yoğun bir şekilde alır yapıyorlar değil mi? Evet. Köye gelenler, ziyaretler çoğaldı. Sadaryo. Turlar çoğalınca. Turlar çoğaldı. Gelip geçenler çoğaldı ama şey, genelde paket herhalde bu arada değil mi? Ama yolcuların çoğu oruçlu da olmayabilir değil mi? Ne oldu? Yani Allah her şeyi kolaylık göstermiş. Seferi olanlara. Bizimki ana cadde olduğu için yok. Çok yolcu var. Domatesi de tasarruf yapıyoruz. Bak iki tane daha fazla koymayacağım. Vallahi bir kere pazarına gittik. Bugün de bizim çırpık köyümüzün pazarı var. Safiye'de bir oraya koyacağız. Olmuyor bir kesmeden. Arkadaşlar Allah kolaylık versin tepeler. Pazar hakikaten çok pahalı. Çok pahalıydı. Ramazan değil dedim ama bilmiyorum. Ramazan'dan sonra biraz değişir miyiz? Şimdi bu arada ben şunu söyleyeyim. Bu yemeğe ben şimdi domates koydum. Hakikaten vardı da koydum. Koymayabilirsiniz. Yani bazen koymuyorum ben. Mesela belki de öbür yaptığımda koymadım. Koymayabilirsiniz yani. Daha kuru kuru daha da güzel oluyor. O da öyle de güzel oluyor. Tabaklar kaynamaya başladı. Şimdi arkadaşlar birazcık bir 5 dakika pişecek. Onu bu tarafa alacağım. Şimdi beşamel sosu yapacağız. Ben hepsini birden yapacağım. Çıkaracağım. Arkadaşlar bugün Nurten geliyor. Bakalım Nurten bize neler yapacak. Nurten'e biraz doğu yemekleri yaptırmayı düşünüyorum. Çok sakalı yapmaz. Mutfağım tehlikeye girmezse. Şimdi ben beşamel ben tereyağı almışım. Çok az şey yapacağım. Çok az zeytinyağı koydum. Tereyağını almayı unuttum. Bak ne kadar hazırlanırsam hazırlayayım unutulacak bir şeyler buluyorum arkadaşlar. Ama artık herkesin evine alıştı. 1,5 oldu değil mi? 2 kaşık tereyağı. Temiz kaşığımız. Ondan sonra 2 yemek kaşığı, 2 kaşık tereyağını ben 2 yemek kaşığı. İsterseniz tereyağını çok az azaltabilirsiniz. 1 kaşıktan da yapabilirsiniz. 1 Öbürü çok doluydu. 2 yemek kaşığı. Çok güzel bir yemek. Çok. Bunun yanına bulgur pilavı gider. Mesela kırmızı yemek yaptığım zaman ben bulgur pilavını beyaz yapıyorum. Beyaz yemek yapmışsam bulgur pilavını kırmızı salçalı yapıyorum. Bazen domatesli, biberli, meyhane pilavı yapıyorum. O yemeğinize göre siz kendiniz hani karar verin onlara. Yanına cacık yakışır bunun mümkünse. Şimdi bir bardak sütünü ilave ediyorum. Çok böyle çok katı bir beşamel sos istemiyorum. Tam iki. Hepsini iki yapacağım şimdi. 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un. Un tepeleme. 2 su bardağı süt. Bak olmazsa olmazı çok az karabiber. Ama bu herkesin koyduğu bir şey. Yani bu Nermin'e özel değil. Beşamel sosa gidiyor. Çok karartmamak için az koyuyorum. O topaklaşmadan karar. Şimdi şeylerimize bakalım. Tabaklarımızı bir alt üst edelim. Fırına salacağız zaten bu yemeği. Şey alınacak kadar, içine oyacak kadar. Bunu oyacağız içine şimdi. İçine oyacak kadar şunu alta getirtelim. Hepsi bir sıcak sudan geçsin. Yani istediğim gibi bir fıkır fıkır kaynamalı, bir kaynasın. Hani bana diyorlar ya bazen, Nermin Hanım neden iki tane ocak? Şimdi biz baştan bu ada mutfakta kararsız kaldıydık. Davlumbaz yeri yapılmadı. Bir de ışık az olur dediler. Davlumbaz burada olursa hani ek lambayı koyamazsın tepeye. Bak şimdi tepeciğimi göstersen lambamı. Böyle bir spot gibi koydurdum ben hani rahat olsun diye. Rahat görün diye.
Ondan sonra dediler ada mutfak yapınca davlumbaz sıkıntı olacak. Davlumbaz koyunca lamba koyamayacağım. Ben elektrikli ocağa alışamadım kızımın evinde bir türlü. Ben de ne yaptım? Arkama normal ocak koydum. Bugün tabii Batuş'um geleceği için biraz fazla yemek pişiyor. Yanında da insanlar var. Neyse. Ben ne yaptım artık? Arkama dönüp yemek yapmak istemedim. Çünkü Antalya'da öyle yapıyorum biliyorsunuz. Ben de dedim ki, beşamel sosumuz oldu bu ara. Çok güzel kaynadı. Ben de dedim ki, iki tane olsun ne yapayım artık dedim. Çekimlerde canım, sizlerle konuşmayı çok seviyorum. Sizlerle konuşurken dedim hani, ön tarafta artık yapayım. Davlumbaz konabilseydi, tabloda olmadı artık bazı şeyler, olmaz dediler ama olabiliyormuş. Öyle kaldı. Bu da oldu, bunu da kapattım. Çünkü fırınlanacağı için bir daha pişecek. Oldu. Sadece birazcık evet, altı biliyorsunuz şey bunlarda kapatsanız yanıyor. Bakın bir. Şöyle yeterli. Parçalamasını da istemiyorum. Arkadaşlar bakın onları yapana kadar bu da kaynadı. İri kabak aradım bunun için. Aslında ben kabaklı alengisi de yapmak istiyorum. İri kabak bulamadım. Çok böyle üstü düzgün bulamadım açıkçası ama Allah ne verdiyse onu yapacağız. Şimdi hepsini kapatıyorum. Kabakları çıkarıp bir 5 dakika hava almasını sağlayacağım. İçini oymam için. Ondan sonra tekrar gidiyorum. Arkadaşlar ben oymaya işlemine başladım. Şimdi bir tanesini göstereyim. Şöyle çiziyorum kahvaltılık bıçakla. Şöyle o zaman daha kolay oluyor. Ondan sonra da kaşıkla alıyorum. Bu kadar. Alayım dedim bu lifli çıktı. Bak düzeltti derken çıkardıklarımızın tabağında kaldırmışız. Oraya koyayım artık onu. Şimdi arkadaşlar benim hesabım doğru çıkmadığı için bir tanesi fazla. Bir tanesi fazla. O sığmadı. Şimdi ben onu ne yapacağım? Şimdi ben onu şöyle böleceğim. Asla yanına götürmüyoruz. Ondan sonra acaba dilimi yaktım. Şöyle arasına koyacağım. Ama siz yapmayın benim gibi. Hesabınızı güzel yapın. Ama benimki fazla geldi. Ben çok seviyorum kabuğunu. Her türlüsünü yerim. Of, çok sıcak. Onlar da orada pissin. Hiçbir şey olmaz. Biz bizeyiz nasılsa. Şimdi arkadaşlarım herkesin bildiği gibi olsun. Bir de benim usulle yapın. Bunu içine dolduruyoruz. Zaten içlerinde biraz suları var almıyorum onu. Bunlar pişerken çekiyor. Önce birer kaşık birer kaşık koyayım. Fazla gelirse ona göre. Eksik gelirse de ona göre ayar yaparız. Arkadaşlar biraz terledim gibi. Kusuruma bakmayın. Su kaynayınca önümde. Bir de güzel hava. Maşallah yazdan kaldı inşallah. Böyle gider de. Batuhan'la gezeriz biraz oynarız. Şimdi biraz tavuklarını buraya azaymışım. Onu oynayayım. Biraz ilk başta kesin diyordurlar bak. İlk başta kesin az oldu Ermin Hanım. Canımsınız benim. İnanır mısınız? Sabahleyin ben erkenden çok erken kalkıyorum ben. Namazda kalkarım genelde. Oturuyorum balkona. Bugün sobayı da yaptım gene. Çok sıcak oldu sonradan ama. Ya bazı yorumlar var. Allah sizi inandırsın. Bakın bunu hani bir şey için söylemiyorum. Ya gerçekten Allah razı olsun hepinizden. Ya. Ne kadar dikkatli beni izlediniz, anladınız, tanıdınız. Yani ben inanamıyorum. Beni görmeden bunu söylemeleriniz, bazı söylemleriniz gerçekten yani muhteşemsiniz. Vallahi var ya hani bazen gözlerim doluyor ya. Allah'ım diyorum yani ben
Nasıl yani? Ben sana ne nasıl bir iyilik yaptım da bana bu kadar sevgi verdin ya Rabbim diyorum. İnanın buna bak. Her zaman söylerim arkadaşlarıma da. Çok şükür derim. Şimdi arkadaşlar, 2 kaşık tereyağı, 2 kaşık un tepeleme, 2 bardak süt. Çok az karabiber. Şimdi bunu bundan sulu yapmayın. Üstünden akar gider. Bundan katı da yapmayın. Lop lop oturur üzerine. Mümkünse mümkün olduğu kadar şu ayarda yapın, olur mu? Şu. Yani mümkün olduğu kadar şu ayar. Bakın hem akıyor düzelmesi için, hem de yanlara akmıyor. O bir kabağı kıyamadım. Olsun. Bundan sulusu yanlara akar, fırında da ısınınca yemeğinizin üstünde kalmaz. Bu da görüntüde sıkıntı yaratır. Kızartma olmadığından hepinizin çok seveceği bir yemek, ondan emin olun. Önce bir beleyim, sonra düzelteceğim. Bu ölçü tam geliyor 1 kilo kabağa. 1 kilodan fazla gibi. Ben 1 kilo kabak buna genelde uyuyordu. Hani bazen para üstü kalırdı, hani 2 lira 3 lira, ama üstüne bir kabak atarlar. Galiba öyle mi yapmış bunu? Yoksa ben ortadakini görmedim. Ben de bölüştürüyorum, onu ayırmadım. Çene yapmak da. Şimdi arkadaşlar, gel bakalım senden biraz alacağız. Hiç onu görmüyorum, biliyor musun Safiyeciğim? Yaşlandım makine. Çok güzel bir yemek. Onlar eriyecek zaten. Şimdi kaşarlarını koyuyoruz. İster az koyun, ister en fazla koyacağınız bu kadar olsun. Kalıp gibi üstünde kaşar olmasın lütfen, olur mu? Fırında ısınıyor bir taraftan. Fanlı 180 derecede açtım. Azıcık kabaklar pişsin. Çok da yanmasın. Azıcık kaşarım kaldı. Bunlar garip kalmasın arada. Şunlara koyayım. Arada pişsinler. Arkadaşlar, kabak sandallar fırına gidiyor. Piştiğinde görüşürüz. Arkadaşlar, sandal sefamız pişti. Eldivenle de alamıyorum ben. İnce geliyor altı. Şimdi arkadaşlar, bunu bir göstereyim ben size. Bir eldiven daha alayım. O da yeşil olsun. Şimdi bu pişti. Ama azıcık daha ben kızarık seviyorum. Şimdi ne yapacağım ben? Fark ettiyseniz birazcık daha iftara var. İftarda ben bunu tavada ısıtmak güzel olmuyor. İftarda bunu olduğu gibi böyle ısıtacağım. Biraz daha kızaracak o zaman. Tam dengeli olacak. Siz onu hani az kızarmış seviyorsanız ona göre çıkarım fırından. Akşamleyin ısıtırken, eğer akşam vakti yapmıyorsanız, bu size avantaj sağlayacaktır. Çünkü o zaman çok kızarmamış olacaktır. Bir daha ısıttığınızda. Bak, yağlı da yemedim gece ama yine de dilim dolanıyor. Arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu. Mis gibi kokusuyla. Hem pratik, hem kolay, hem ekonomik. Yapın, deneyin, afiyet, şeker olsun. Görüşmek üzere.